Konut düğümü yapış tekniğini anlatacağız. Çok dikkatli bir şekilde bakarsak çok kullanışlı olan, sağlıklı olan bu düğümü inşallah Zıpkın camiası öğrenmiş olur. Soldaki yani bu şekilde ayırıyoruz. Şöyle eşit bir şekilde. Şuradan tutuyoruz. Soldaki ipi alıyoruz. Şu şekilde geçirdikten sonra bakın şöyle yatıracağız. Yani bir daha gösteriyorum. Şu şekilde geçirdikten sonra bu düğümü şu şekilde yatıracağız. Bu şekilde yatırdıktan sonra Ali Bey bunu tamam. Tamam. Aç gel. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Tamam mı? İki göz. Yine buradan tutuyoruz. Bu sefer bu gözün içinden geçirdik. Geçirdikten sonra şimdi fark etmez. Diyoruz ki burada bu tarafta şimdi iki etti böyle. Biz üçlü yapacaksak İkili yapalım, üçlüyü sonra yapalım. İkili yapacaksak zaten şimdi bura birli, bura ikili. Birli olan tarafından şunu hemen bir geçireceğiz. Şu ikili oldu şu an. Ondan sonra şuradan tutuyoruz şu şekilde. Düğümümüzü buradan yakalayarak uzaklık ve yakınlık mesafe ayarı yaparız. Eğer çok kısa yapmak istersek şu şekilde sıkarız buradan. Ama tabii burası lastiğin içine geçeceği için az bir şey uzun olması lazım. Veya kimisi çok kısa sever, sadece buradan çıksın der. O zaman böyle bir şey yapılabilir. Bu uzunluk yapılabilir. Yok, ben biraz uzun istiyorum. Bazen çit iple şişin o şeyine, çentiğine koymak isteyenler uzun olsun diye düşünebilir. O zaman da bu öyle mesafe ayarladıktan sonra şuradan hemen sıkarak simetri bir düğüm oluşturmuş olur. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu düğüm hem buradan iki hem buradan iki hep böyle tamamen simetri yuvarlak lastiğe hiç zarar vermeyen şuradan da boğulduğu için şuradan boğulduğu için bu taraf lastiğin içinde kalıyor. Şu tarafta dışarıdan şu şekilde lastiğin içinden şuradan da boğulmuş oluyor. Kasa mesafesini istediğimiz gibi Buradan istediğim gibi ayarlayabileceğimiz bir düğüm. ayarlayabilir. Evet. Mükemmel. Bu düğüm çok kullanışlı bir düğüm. Açması da çok kolay. Şöyle hemen buradan iterseniz, oradan iterseniz düğüm açılır. Tekrar ayarlama yapılabilir. Yani sıkıştırması da güzel. Şöyle çektiğiniz an tekrar düğüm oluşmuş oluyor. Tekrar açmak istersen böyle. Tamamen çıkartıp üçlüsünü de göstereyim. Madem çekime başladınız. Evet. Evet. İpimizi tekrar eşit bir mesafede alıyoruz. Yeni bir video çekimi zannedersem. Aynısına devam etmiyorsunuz herhalde. Tekrar mı çekeyim?